Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık canlılar aleminin son kısmına geldik. Omurgalı hayvanlar kısmını anlatıp inşallah bu videolarımızı da bitireceğiz soru çözümüyle birlikte. Şimdi bizler omurgalı hayvanlara geçmeden önce neleri işledik bir hatırlayalım. Arkadaşlar, son bir hatırlatma yapayım. Hatırlayın, canlıları biz hücre yapılarına göre prokaryot canlılar ve ökaryot canlılar olarak ayırıyorduk. Domain olarak ayırdığımız zaman ise bakteriya, arkeya ve ökarya olarak 3'e ayırmıştık. Bakteriyada bakterilerin özelliklerini, çeşitlerini gördük. Arkeya'da arkelerin özelliklerini, çeşitlerini gördük. Ökarya'ya geldiğimiz zaman ise 4 tane canlı grubundan bahsettik. Nedir bunlar? Bitkiler, mantarlar, protistalar ve hayvanlar arkadaşlar. Biz ilk önce protistalardan başladık. Protistaların genel özellikleri, çeşitlerini işledik. Daha sonra mantarları işledik. Sonra bitkiler alemini işledik. Ve en sonda arkadaşlar hayvanlar alemine geçtik. Hayvanlar aleminde de omurgasız ve omurgalı hayvanlar olarak ikiye ayırmıştık. Tabi arada bir ilkel kordalılar var. Onlardan bahsedeceğim biraz da. Omurgasız hayvanların genel özelliklerini ve arkadaşlar omurgasız hayvanların çeşitlerini işledik. Şimdi geliyoruz omurgalı hayvanlara. Şimdi omurgalı hayvanlara başlamadan önce bir ilkel kordalılar diye bir canlı grubu var. Buradan bahsetmek istiyorum. Omurgasız ile omurgalılar arasında bir geçiş formu olarak görülür arkadaşlar. İlkel kordalılar. Zaten tek bir örneği vardır, amfioksus. Amfioksus böyle şeffaf bir canlıdır. İçi görünür hatta arkadaşlar. Siz de böyle internetten bakarsanız mutlaka görürsünüz zaten. Ve şimdi bizler fen fakültesi veya işte eğitim fakültesi mezunları olduğumuz için muhakkak okulda da bahsetmişlerdir ilkel kordalılardan. İlkel kordalılarla ilgili çok fazla bilmemiz gereken bir şey yok. Sadece örneğinin amfioksus olduğunu bilin yeterlidir. Şimdi gelelim omurgalı hayvanlar. Yani bir diğer ismiyle kordalılar. Arkadaşlar, nedir omurgalı hayvanların genel özellikleri? İlk önce genel özelliklerinden bahsedelim. Şimdi omurgalı olmanın 4 tane şartı vardır. Nedir bu şartlar? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Omurgalı olmanın 4 şartı. Bunları hatta ben lisede TYT anlatırken de bahsediyorum. Oldukça çocukların da dikkatini çekiyor. Size de tavsiye ederim. Siz de bahsedebilirsiniz. Arkadaşlar, nedir bu 4 şart? Bunlar da yaşamlarının herhangi bir döneminde sinir kordonu vardır. Bakın, sinir kordonu. Sinir kordonu. Yaşamlarının herhangi bir döneminde sinir kordonu. Yani sinir kordonun bir diğer adına baktığımızda arkadaşlar, sinir kordonu aslında diğer ad olarak söylemeyin de nerede olduğunu söyleyelim. Sinir kordonu bizim sırtımızda bulunan yapıdır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Sırtta bulunur. Sinir kordonundan sonra notokord. Notokordun bulunması. Notokord da aslında arkadaşlar sinir kordonuyla bağlantılıdır. Hani ikisini birlikte düşünürsek daha iyi olur. Notokord da yine sırtımızda bulunur. Daha sonra geliyorum üçüncüsüne. Üçüncüsü yine hayatlarının herhangi bir döneminde solungaç yarıklarının bulunmasıdır. Solungaç yarıkları. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz omurgalıyız. Neremizde solungaç yarığı var? Anne karnındayken arkadaşlar plasenta oluşuncaya kadar biz solungaç yarıklarından solunum alırız. Nasıl yani? Plasenta yaklaşık 4 hafta sonra oluşuyor. Bu 4 haftalık süreçte o hani ilk 4 hafta var ya plasenta oluşmadan önce solungaç yarıklarından nefes alır veririz. Dolayısıyla solungaç yarıkları bizde de vardır. Daha sonra arkadaşlar yine hayatlarının herhangi bir döneminde kuyruk bulunması. Kuyruk. Bu da yine nedir? Bizim omurgalı olmamızın şartlarından bir tanesidir. Peki bizde kuyruk nerede var? Kuyruk sokumu kemiği diyoruz. Kuyruk sokumu kemiği. Normalde bakın embriyo olarak düşündüğümüz zaman bakın embriyonal gelişimde şöyle bir yapıya sahibiz. Bakın ilk başlarda şöyle bir yapıya sahibiz. Bu yapıya baktığımızda şurada durmadan netliği gidiyor. Bu yeni telefona bir türlü alışamadım. Arkadaşlar bakın şurada solungaç yarıklarımız vardır. Şurası bizim baş bölgemiz zaten. Bakın baş, göğüs bölgesi. Bu solungaç yarıkları başla göğüs arasında bulunur arkadaşlar. Yani boyun kısmında bulunur. Daha sonra şurası da nedir? Kuyruk bölgesi. Kuyruk ve
Sırt kısmında ne vardır? Notokord dediğimiz yapı vardır. Sinir kordonu ve notokord bulunur arkadaşlar. İşte bu bizim anne karnındaki embriyonik halimizdir. Şurası bizim kuyruğumuz. Bu kuyruk gelişim tamamlandıkça, bakın gelişim baştan ayağa gerçekleşir. Hani eğitim bilimleri derslerinde izliyorsanız orada görmüşsünüzdür gelişim psikolojisinde. Arkadaşlar gelişim baştan ayağa doğrudur. Dolayısıyla ilk önce baş gelişir, daha sonra diğer vücut kısımları gelişmeye başlar. Diğer vücut kısımları gelişirken de ne olur? Yavaş yavaş bu kuyruk içeriye doğru çekilir. İşte ayaklar oluşur, kollar oluşur. Yavaş yavaş kuyruk ne yapıyor? İçeriye doğru çekiliyor. Dolayısıyla kuyruk sokumu kemiği de oradan geliyor arkadaşlar. Bu şuradaki yapı. Zaten omurganın devamıdır burası. Şuradaki yapı eğer ki tamamen içeriye çekilirse arkadaşlar zaten kuyruk sokumu olarak tabir ediyoruz. Ama içeriye çekilmezse kuyruklu doğumlar gerçekleşebilir. İnsanlarda da kuyruklu doğumlar vardır arkadaşlar. Çok böyle parmak şeklinde hani parmak çıkıntısı şeklinde oluyor. Genelde böyle çok tehlikeli bir şey değilse eğer hani alınması tehlike oluşturmayacaksa doğumdan sonra alınabiliyor arkadaşlar. Ama eğer tehlike arz ediyorsa çünkü omurganın devamı olduğu için omuriliği içerebilir. Dolayısıyla felç kalma riskine sebep olabilir. Bu yüzden de alınmadan da yaşanabiliyor. Evet bu şekilde neden bahsettik? Omurgalı hayvanların 4 tane temel şartından bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim biz 6 şubelerimize. Arkadaşlar şimdi omurgalı hayvanlar şubesinin 6 şubeleri vardır. Nedir bu şubeler? İlk önce birinci alt şubemiz, yani biz omurgalı hayvanlar diyoruz ama burada aslında omurgalı hayvanların bir diğer adı nedir? Kordalılardır. Kordalılar. Biz bu kordalıları aslında alt şubelere ayıracağız. Bu kordalıların alt şubelerinden biri de nedir? Omurgalı hayvanlardır. Hani o yüzden böyle çok hani karıştırmadan bahsetmek istiyorum. Şöyle düşünün. Kordalıları ben ayırdım omurgalı hayvanlar diye. Bir de şuraya tulumlular diyeceğim arkadaşlar. Urokordata. Urokordata. Tulumlular. Bir de sefalokordata diyeceğim arkadaşlar. Bu da baştan sefalo baş demektir. Baştan kordalılar gibi düşünebilirsiniz. Ama ilk önce urokordatadan bir bahsedelim. Arkadaşlar urokordatalar yine kordalıların içerisindedir ama bunlar da nedir? Omurgasızdır. Omurgasızdır ama kordalıların içerisinde yer alır. Neden? Notokordları bulunduğu için. Daha sonra yani omurga kemikleri yok bunların sadece. Denizlerde yaşarlar. Denizlerde yaşarlar. Bir diğer alt şubemizde arkadaşlar omurgalılar haricinde dediğim gibi sefalokordata. Sefalokordata. Şöyle yazamadım bir türlü. Sefalokordata. Bu da arkadaşlar yine bunlar da omurgasız ama notokord bulunduğu için bakın omurga kemiğinin bulunmasını şart değildir. Notokordun bulunması yeterlidir. Notokord bulunduğu için burada inceleniyor. O yüzden bunlar da omurgasızdır. Ve bunların kafatası yoktur arkadaşlar. Kafatası yoktur. Diğer bir özelliği de arkadaşlar vücut yüzeyi ile gaz alışverişi yapıyorlar. Vücut yüzeyi ile gaz alışverişi yapar. Şimdi bu 4 tane özelliği, 4 şartı sağladığı için biz bunları da kordalılar aleminin altına alıyoruz. Kordalılar şubesinin altına alıyoruz. Ama bu 4 şartı sağlamasaydı bunları buraya almayacaktık arkadaşlar. Omurgasız olması hani omurgasız neden burada işliyoruz gibisinden düşünmeyin. Dediğim gibi kordalıların alt kısmında alt şubelerinde ne varmış? Urokordata, sefalokordata ve bizi asıl ilgilendiren omurgalılar kısmı varmış. Omurgalıların bir diğer adı vertebrata'dır arkadaşlar. Vertebrata. Vertebratalar. Evet şimdi gelelim omurgalıların genel özelliklerine. Şimdi kordalıların genel şartlarından bahsettim. Bu sayfa birazcık karışık oldu ama ben size daha sonra bunu böyle notların içerisine alırken daha düzenli bir şekilde yazacağım. Ona göre elinizde bulunacak arkadaşlar.
Şimdi bakalım. Hatta isterseniz hemen yazayım ben en iyisi. Evet, düzelttim, geldim. Arkadaşlar, şöyle kordalıların 4 şartından bahsettim. Az önce yazdığım böyle çok karmaşık oldu. İçim rahat etmedi. Kordalı olmanın 4 şartından bahsettik. Bunları yazdım. Yine şeklimizi çizdim. Birinci alt şube urokordata, yani tulumlulardan bahsettim. İkinci alt şube sefalokordata, kafatası olmadığından bahsettik. Şimdi geliyoruz bizi ilgilendiren kısma. Omurgalılar, yani vertebrataya. Arkadaşlar, vertebratanın ilk önce genel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra bunları ayıracağız. Bunları kafatassızlar, çenesizler, bu şekilde ayıracağız arkadaşlar. Daha sonra da genel özelliklerini hepsini işleyeceğiz. Balıkları, iki yaşamlıları, sürüngenleri, kuşları ve memelileri işleyeceğiz. Hemen bakalım isterseniz genel özelliklerine. Bunların tamamında görülen özellikleri yazıyorum. Daha sonra ayırt edici özelliklerini kendi alt şubelerinde yazacağız. Evet. Bakalım, kapalı dolaşım sistemine sahiptirler arkadaşlar. Kapalı dolaşım sistemine sahiptir. Sahiptirler. İkinci özelliğine baktığımızda tamamında boşaltım böbreklerle sağlanır. Sadece böbreğin çeşitleri vardır. Mezonefroz, metanefroz gibi veya pronefroz gibi böbrek çeşitleri vardır. Ama tamamında böbrek vardır arkadaşlar, unutmayalım. Tamamında boşaltım böbreklerle olur. Böbreklerle olur. Daha sonra bunlarda iç iskelet kemikleşmiştir bir grup hariç. İç iskelet kemikleşmiştir. Kıkırdaklı balıklar hariç arkadaşlar. Kıkırdaklı balık hariç. Kıkırdaklı balıklardan bahsedeceğiz. Neydi kıkırdaklı balıklar? Köpek balıkları ve vatozlar. Arkadaşlar, bunların yine tamamında vücut çok katlı epitelle çevrilidir. Vücut çok katlı epitel ile çevrilidir. Çevrilidir. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda bunlarda iki çift üye vardır arkadaşlar. Bazı türlerde hani tek çift üye gibi de görülebilir. Bazılarında indirgenmiştir diyebiliriz. İki çift üye bulunur. Genellikle tabii ki. Sonra geliyorum. Bunlar da yine ağızla başlayan, anüsle sona eren sindirim sistemi vardır. Yani ağız ve anüs yine ayrı ayrıdır. Ağızla başlayan, anüsle sonlanan sindirim sistemi vardır. Sindirim sistemi vardır. Bir diğer özelliğine baktığımızda arkadaşlar, bunların tamamı eşeyli ürerler. Tamamı eşeyli ürer. Eşeyli ürer. Şimdi tamamı eşeyli ürer diyoruz ama deneysel partenogenez dediğimiz bir olay vardır. Üremeye geldiğimiz zaman partenogenezde bahsedeceğim. Kurbağalarda arkadaşlar görülüyor bu deneysel partenogenez ama kendiliğinden gerçekleşen bir şey değil. İnsan eliyle gerçekleşen bir şeydir. Yani bizlerin müdahalemiz sonucunda gerçekleşen bir şeydir. O yüzden kendiliğinden gerçekleşmediği için tamamı eşeyli ürer diyebiliyoruz. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğine. Bilateral simetrilidirler arkadaşlar. Bilateral simetrilidir. Daha sonra hemoglobinler al yuvar içerisindedir. Hemoglobin al yuvar içindedir. Yani tamamında bu şekilde özellikler vardır. Şimdi omurgalıların genel özellikleri bunlar. Geliyorum ben omurgalıları sınıflandırmaya. Arkadaşlar, şimdi biz isterseniz direkt kordalılardan başlayalım. Şöyle genel bir sınıflandırma yapalım. Orada da zaten omurgalıları da kendi içerisinde çaprazlayacağız. Sınıflandıracağız arkadaşlar, çaprazlamayacağız. Evet, şimdi şöyle bir genel başlık yazayım. Hatta farklı bir renk kalem olsun ki belli olsun burada. Şimdi kordalılar diyorum, bakın. Kordalılar. Diğer ismiyle kordata. Sonra geliyorum arkadaşlar, bunu ikiye ayırıyorum. İlk önce ikiye ayırıyoruz. Akramia, yani kafatassızlar arkadaşlar. Akramia.
Bunlar nedir? Akremiye, kafatassızlar. Kafatassızlar. Bir de kramiyata vardır arkadaşlar. Kramiyata. Bunlar da kafataslılardır. Kafataslılar. Sonra ben bu kafataslıları arkadaşlar kendi içerisinde ayırıyorum ki zaten kafataslılardan bahsettim. Nedir bu kafataslılar? Urochordata. Urochordata. Bu arada şu C olacak. Evet. Sonra arkadaşlar sefalokordata. Sefalokordata. Bir de hemikordata dediğimiz yarı kafataslılar gibisinden bir şey vardır. Hemikordata dediğimiz bir canlı grubu da vardır ama dediğim gibi bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Sadece omurga ya kordalar içerisinde işlendiğini bilin yeterlidir. Sonra geliyorum bakın. Kramiyataları kendi içerisinde ayırıyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar da kendi içerisinde ayrılırken? Kramiyata bu arada kafataslılar aslında omurgalı hayvanlardır. Tamam mı? O yüzden ben buna parantez içerisinde omurgalılar da diyebilirim. Omurgalılar da kendi içerisinde ayrılacak arkadaşlar. Bunlar da çene yapılarına göre ayrılacaklar. Çenesiz olanlar yani agnatha. Agnatha yani çenesizler. Çenesizler. Bir de gnatostomia arkadaşlar. Çeneliler. Gnatostomia. Yani çeneliler. Şimdi agnata dediğimiz yani çenesizler dediğimiz canlılar yine ayrılacaklar bunlar arkadaşlar. Bunlar klotostomia, daha sonra miksini ve petromizontia dediğimiz canlılar vardır. Bunlar agnata içerisinde yani çenesizler içerisindedir. Ama bunların dediğim gibi şey yapmayacağız. Hani detaylarını işlemeyeceğiz. Sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. Hatta bilmeseniz bile olur. Sadece ben şuraya yazayım. Notlarımızda bulunsun. Şöyle siklostomia. Yok, siklostomata. Evet, şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar miksini. Sonra bir de ne var? Petromizontida. Petromizontida. Zaten biz bunların böyle ikinci isimlerine falan girsek bayağı işimiz uzar. O yüzden hiç böyle ikinci isimlerine falan girmiyoruz. Direkt olarak bitiriyoruz. Şimdi geliyorum. Çeneli olanları da bu sefer yumurta yapılarına göre ayıracağız arkadaşlar. Bunu artık farklı bir kalemle yazıyorum. Yumurta yapılarına göre ikiye ayrılıyorlar. Anamniyota yani amniyon kesesi içermeyenler. Bir de amniyota yani amniyon kesesi bulunduranlar. Arkadaşlar amniyon kesesi içermeyen iki tane canlı vardır. Biri pikesler yani balıklar. Piskesler pardon. Pikes değil piskes. Balıklar. Diğeri de amfibiler. Amfibiya. Geriye kalan omurgalılar ise buraya yazacağız arkadaşlar. Amniyota'ya yazacağız. Reptilya yani sürüngenler. Reptilya yani sürüngenler. Sonra aves yani kuşlar. Ve son olarak mammalia yani memeliler. Evet, bu şekilde canlılarımızı gruplandırmış olduk. Dediğim gibi bakın şu kısım bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım neresidir? Şurasıdır. Sadece genel olarak sınıflandırmasını görün istedim. Bu şekilde sınıflandırıyoruz. Videoyu burada sonlandırayım. Genel özelliklerini işlemiş olduk, sınıflandırmış olduk. Bir sonraki videoda balıklardan işlemeye başlayalım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.